Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız hemen içinizden bir şey niyet edin. Kendiniz için olabilir, başka biri için olabilir. Bu hafta, bugün ya da bir konu, bir niyet belirleyin. Bakalım niyet ettiğiniz şeyle ilgili ne çıkacak? Karşılığında bir cevap alabilecek misiniz sorularınıza? Ben enerjiye inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız kesinlikle bir mesaj vardır size. Bakalım bugünün mesajı size ne olacak? Bu tarzda binlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa ücretsiz abone olup bildirimleri de açarsanız her gün video koyuyorum. Onlardan da haberdar olursunuz. Sonrasında da 7 kart seçeceğim. 7 kartında her biri için bir niyette bulunabilirsiniz. Ya da işte sadece 4 numaralı kendim için diyebilirsiniz. İşte 5 eşim için, 7 numara bu hafta için gibi, böyle niyetlerde bulunursunuz. Her kartı açıp inceleyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Şöyle hemen yavaşça açayım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle hemen sizler de bir görün, ben de göreyim. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız ve gerçekten beğene basarak, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi şöyle hanede bakın, bir göz değil mi bu ya? Resmen bir göz. Böyle süzülmüş, böyle bir sinsi bir bakış gibi gözükmüyor mu oradan? Bir de bak, burada da bir göz var, burada da bir göz var. Yani burada sizi böyle gözlemleyen, kıskanan, sinsi bakışlarıyla mercek altına almış bir insan var. Biri, hatta iki kişi de diyebiliriz. Bakın birisi bu, biri bu. Belki birisi kendini çok belli ediyor ama diğeri belli etmiyor. Hani bazen sizi böyle hani mercek altında tutan, sürekli gözleyen ve kıskanan kişi belli etmiyor olabilir ama bazısı belli ediyor. Belki de iki kişi var. Birini biliyorsunuz ama diğerini bilmiyorsunuz. Yakın zamanda öğrenebilirsiniz. Bir kere bu falla karşılaştığınızda eminim kafanızda bir konuda cevap bulamadınız. Böyle hani karamsar baktığınız konuya bir dönem karşınıza çıkacak. Böyle biraz karamsar gibi çıkmış burası ama bakın, ayak çıktığı için ayak basacaksınız, direteceksiniz. Bu işi siz çözeceksiniz. Hani başka biri çözmeyecek. Hani bazen şeydir ya, ilişkiler bozulur, karşı taraftan bir şey bekleriz, işte parasız kalırız, birinden para bekleriz. Yok yok, bu sefer hani çözüm çare sensin diyor. Belki de mesajı budur. Hani bir karamsarlık, bir konu var. Kalk, hareket et, adım at. Sonrası temiz, aydınlık, iyi şeyler olacak gibi. Ayak çünkü çok temiz çıkmış. Bakın böyle ayakkabı gibi, ayak gibi de, bu da paçası var gibi. Bir konuda işte ne niyet ettiyseniz o konuyla ilgili aksiyon alacaksınız. Ve sonra güzel şeyler olacak. Hiç zamana bırakmayın diyor belki de. Çözmeye çalışın. Etrafınızda bakın, beyaz bir yılan var, böyle kocaman güçlü bir yılan. Etrafınızda belki de biliyorsunuz bunu. Size zarar vermiyor ama sürekli etrafınızda oyunlar, dedikodular, sizinle ilgili sinsice düşünceleri var. Güçlü bir karakter gibi de bu. Hep böyle saman altından su yürütüyor gibi çıkmış. Zarar veremiyor beyaz olduğu için ama yine de böyle bir şey çıkmış. Demek ki bu falla karşılaştığınızda biraz böyle kafanızın karışık olduğu bir dönem. Burada böyle ağzınızı açıp böyle ejderha gibi bir yere patlıyorsunuz. Bir sıkıntınızı, bir derdinizi patlayacaksınız. Yani artık böyle öfkeniz neyse, kavga ettiğiniz konu kafanızda, karşı tarafa yansıtma dönemi. Böyle artık biraz kusma dönemi. Bir karşı tarafa hani nasıl diyeyim? Bu böyle çok büyük bir kavga etmek gibi değil belki ama artık içinize tutamamak gibi haykırmak dönemi olacak. Böyle birine artık böyle ağzınızı açıp böyle ağzınıza geleni, artık düşüncelerinizi söyleyeceksiniz gibi şaşırtabilirsiniz karşı tarafı. Hani bir de bazen haklıyken bile sustuğumuz dönemler olur ya, hep susarız, alttan alırız, ilişki bozulmasın ya da herhangi bir sorun çıkmasın diye, ama artık böyle tutamayıp patladığımız bir dönem de gelir. İşte o dönem yaşayabilirsiniz ama sonrası temiz olacak. Yani yine etraf ferah çıkmış ama patlama dönemi de gelmiş gibi. Çünkü siz biriyle uğraşıyorsunuz zaten. Burada sinsi bir göz ve yılan çıktı. Yani siz sinsi hayatınızda, iş hayatınızda olabilir, arkadaş çevrenizde olabilir, akrabalar içerisinde olabilir ama sinsi biriyle uğraşıyorsunuz. Gözleri sizin üstünüzde. Artık bence sıkılmışsınız bu durumdan da. Bence ona bir patlama dönemi, sonra da ne yapmanız gerekiyorsa hayatınızla ilgili o ayak basıp böyle bir şey, hayatınızdaki o sorunu çözme dönemine gireceksiniz. Bir de bakın şurada şöyle güçlü bir kurt gibi de, aslında kurt biraz bazen de deneyimdir. Hani böyle eski kurtlardan derler ya, ya da işte kurtlaşmış, hani böyle aslında olgunlaşmış bir şey, bir konuda yaşaya yaşaya deneyim sahibi olmuş.
o konuyu çözmek konusunda, o konuda uzmanlaşmak konusunda biri var. Bir tepe yukarı çıkacak. Yani bir konuda belki siz çok uzmanlaştınız, artık çok bildiğiniz, piştiğiniz bir konu haline geldi ya da biri var, böyle biri. Tepeye tırmanacak çözüm için ya da işte bir problem var, yani bir şey var atlatmanız gereken, onu çözmek konusunda bu kişi çözecek. Yani bilmiyorum, belki de dediğim gibi biri size çok destek de olabilir, bu konuyla ilgili bilgisi olan biri bu tepeliği çıkacak niyetine girmiş. Neyse o sorun, bir problem, bir şey, o çözülecek, çözülme dönemi gibi çıkmış biraz da. Bakalım, burada harfler var. Şöyle harflerde S harfi, U harfi, R harfi ve A harfi var. İsminde veya soy isminde bu harfler olan bir insandan haber alacaksınız. Bu kişi, bakın, böyle baş başa vermiş iki kişi konuşuyorlar. Bir aşk haberi alabilirsiniz, bir iş ortaklığı ya da iki kişinin birlikte yol aldığı bir konuyla ilgili bir haber alabilirsiniz. İsminde veya soy isminde bu harfler olan biriyle ilgili bir haber gelecek size. Bakalım başka neler çıkmış. Bakın, iki kişi bir yola gideceksiniz. Temiz bir yol, ferah bir yol. Giderken biraz zorlanacaksınız. Yani belki birkaç aksilik çıkabilir, hemen gidemeyebilirsiniz. Ertelenebilir, uzun zamandır ertelediğiniz bir şeydir. Hani böyle yol birden düz çıkmamış, biraz yokuş yukarı, ama hani gitmek için ısrarla iki tarafta isteyecek ve gideceksiniz. Hani böyle bir anda plansız ya da planlı bile olsa su gibi akıp gidilen bir yol değil de bir şey olacak. Belki bir yerde mola vermeniz gerekecek, parayla ilgili sorun, biletle ilgili küçük bir şey, ama çözülecek. Böyle biraz yokuş yukarı, zorlanmalı bir yol gibi çıkmış, ama iki kişi kafaya koymuş, bir yola gidiyorsunuz. Ferah da bir yol. İnşallah güzel niyetlerle, güzel, her neyse niyetiniz, ya da güzel bir şekilde gidebilirsiniz. Burada bakın böyle çok bariz bir kılıç çıkmış. Kılıç böyle bir şey kesen, hızlı, büyük bir haber. Bir anda böyle çat diye böyle hayatınızın ortasında böyle bir haber alacaksınız. Yani işle ilgili ya da böyle çocuğunuzla ilgili, kötü değil ama etraf çok temiz çıkmış. Yani bir anda böyle hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir yerden ya da bir kişiden haber alacaksınız. Bu da böyle güzel bir haber olacak. Şaşırtacak biraz sizi. Biraz içinizi ferahlatacak. Bir aydınlık, çünkü etrafı çok. Sanki buna ihtiyacım vardı. Hani zaten gerçekten içim çok karamsardı bu ara. Böyle temiz bir habere, temiz bir olayın olmasına ya da bu habere çok ihtiyacım varmış gibi çok mutlu oldum diyebilirsiniz. İnşallah öyle olsun. Güzel, temiz bir haber almışsınız. Şurada bir kalp var. Kalp biraz böyle puslanmış gibi gözüküyor üstü. Birine kalbiniz kırılmış, kalbiniz bir şey için yorulmuş, duygularınızla ilgili bir yorgunluk, kalbinizle ilgili bir yorgunluk söz konusu. Biri sizi kalben çok yormuş. Yani kırmış olabilir, yormuş olabilir hareketleri, tavırları. Biraz böyle kalbinizi koruma altına almışsınız. Yani sizi yoran ve olaydan veya işte kişiden biraz kendinizi izole edip çekmişsiniz. Bir kırgınlık, bir dargınlık. Aynı evin içinde bile olsanız hani bazen küsemeyiz, ondan uzaklaşamayız, ama kalbimiz böyle duvar örer. O kişiyle aynı şeyleri paylaşamayız. Aynı enerjisel boyutta olamayız bazen. Böyle bir şey de olabilir. Bir yorgun bir kalp çıkmış. Ha, benim öyle bir şeyim yok derseniz haneden biri de olabilir. Kalbiyle ilgili, duygularıyla ilgili bir yorgunluğu çıkmış birinin. Bakın şurada bir kuş, bariz bir kuş çıkmış. Yani bir haber haneye doğru. Hani bu yılanın devamı gibi duruyor ama şu ucu da bir kuş gibi. Temiz bir haber, böyle açmış kanatlarını, kuş haneye doğru geliyor. Tertemiz bir haber geliyor. Haneyle ilgili, aileyle ilgili bu. Ya da yakın akrabalarla ilgili. Çok güzel bir haber alacaksınız. O da biraz böyle içinize su serpecek diyebilirim. Güzel bir haberle. İnşallah öyle olsun. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza neler çıkmış? Şöyle hemen yine döktüm, saçtım galiba biraz. Şimdi bakın burada biri oturmuş, sanki bir anda böyle eliyle uzatmış, birine bir şey uzatıyor, gördünüz mü? Böyle bir şekil oluştu. Birisi oturmuş birine, yani siz birine bir konuda yardımda bulunacaksınız. Size de olabilir, tam tersi de olabilir. Böyle eliyle uzatmış, maddi ya da manevi bir konuda çok büyük bir destek, bir şey vermek. Yani ama biraz daha parayla ilgili, maddiyatla ilgili olabilir, hediye olabilir bu. Yani size birinin ya da siz birine vereceksiniz. Böyle eliyle uzatıyor, bakın çok bariz.
bir hediyeleşme, bir para yardımı da olabilir. Bir konuda destek de olabilir. Çok güzel bir destek olmuş. Burada böyle bir kadın figürü var sanki. Bakın saçları burada. Ve hızla koşuyor gibi bu tarafa doğru. Bir kadının çok hızlı bir hayatında değişiklik olacak. Siz bir kadın olarak izliyorsanız siz olabilirsiniz ama etrafınızdaki bir kadın olabilir, erkek olarak dinliyorsunuz. Hayat ile ilgili çok hızlı bir aksiyon alacak, yön değiştirecek. Yani işiyle ilgili, hayatı ile ilgili, hayata bakış açısı ile ilgili çok hızlı bir dönüşüm zamanı sanki böyle çat diye bir hayatında dönüşüm ve hızlı bir şekilde başka bir yöne ama önü çok temiz olduğu için böyle ona iyi gelecek bir değişim. Her ne yapacaksa hayatı ile ilgili ona çok çok iyi gelecek. Çok da hızlı aksiyon alacak. Şaşıracaksınız ya nasıl bu kadar hızlı karar aldı, bu kadar eyleme geçti de diyebilirsiniz ama onun için zaten hayırlı olan ve çok hızlı olacak ve çok da iyi olacak o kişi için. Tabağımızda bunlar çıktı. Diliyorum her ne dilediyseniz ama videonun başında hepsi gerçek olsun. Bir de şimdi hemen kartlarımızı açalım. Şöyle bir peçete alayım. Kahvelerimi döktüm çünkü. Şu kenardan sileyim. Ellerim falan da bütün kahve oluyor. Ve kartlarımın bir kısmı yan tarafta kalmış. Hemen hepsini alayım. Şimdi 7 tane de kart seçeceğim. Şöyle tekrardan. Bakalım 7 tane karttan sizin için neler çıkacak? Böyle hemen. Siz hemen tutun işte. Bir numara benim için olsun diyebilirsiniz. İki numara işte eşim, çocuğum, arkadaşım, işim, aşk hayatım. Bu hafta, bugün. Dört. Şöyle yapalım. 5 6 hop şöyle bir 7 3 de benim olsun. Şöyle içimden çok 3 geçirdim nedense. Bakalım ben de heyecanla bekliyorum şimdi. Hemen şöyle bir numaralı kartımızı açalım. Bakalım bir numaralı kartımızda bir şey için çok fazla dua ediyorsunuz. Bence birileriyle ilgili bir aile, iki kişi var burada. Bir aileyle, iki kişiyle ilgili kalbinizin kırıldığı, yorulduğunuz bir problem yaşadığınız bir konuda artık durmuş, düşünüyor ve dua ediyorsunuz sadece. Güzel şeyler olması için dua ediyorsunuz. Çünkü bir şey sizi yormuş, kırmış, arka arkaya sorunlar yaşatmış ama bu konuyla ilgili biraz artık böyle dinlenme, dua etme, izole olma, biraz kendini çekme dönemi. Bu size biraz iyi gelecek. Zihnen, motivasyon olacak. Bir psikolojik olarak rahatlama olacak. Ve güzel şeylerin haberini alacaksınız. Ama dediğim gibi biraz dinlenme zamanı, biraz mola verme zamanı. Her ne yaşadıysanız sizi biraz yormuş bir mola verme zamanı. İki numaralı kartımız Ermiş kartı. Bir konuda çok fazla uzmanlaşabilirsiniz. Büyük birinden yardım görebilirsiniz. Uzmanlaşmış, hayata karşı deneyim olan bir insandan. Bir dileğiniz gerçek olabilir. Yani ermiş kartı bazen bir dileğin gerçekleşmesi anlamına da gelir. Ya yani bir istediğiniz bir şey gerçek olacak. Her ne dilediyseniz iki numaralı kartta. İnşallah öyle olsun. Bir de 3 numaralı. Aman Allah'ım. Kendim için seçmiştim bir de. Ben de içimden bir şey sizi çok kırmış. Artık böyle nasıl diyeyim? Yormuş. Bir şey bitmiş. Hayatınızda bir ilişki bitmiş olabilir. Bir iş hayatı bitmiş olabilir, bir kalbinizden yaralanmış olabilir, sırtınızdan vurmuş bir arkadaş olabilir. Bir bitiş, bir yaralanma, bir sonlanma gibi bir şey de olabilir bu. Ama her son yeni bir başlangıçtır. Zaten bitmesi gereken bir konu bence. Kapanması gereken çünkü çok fazla yara almışsınız o konuyla ilgili. Bir yorgunluk ve bir yaralanma söz konusu çıktı. 4 numaralı kartımızı seçelim. Bakalım 4 numaralı kartımızda kılıç ası bir tane... Güzel bir şey olacak hayatınızda. Bir teklif, bir armağan, bir hediye, hayatın size verdiği bir hediye olabilir. Güzel bir gelişme, şans, kısmet, bolluk dönemi diyebiliriz. Güzel bir kart çıktı. İnşallah güzel şeyler olsun. Adalet kartı çıktı. Bir konuda adalet yerini bulacak. Yani biri size haksızlık yaptıysa, birileri size haksızlık yaptıysa artık adaletin işlediği bir döneme gireceksiniz. Herkes kendi karmasını yaşar derler ya, galiba karmasını yaşadığı döneme girecek etrafınızdakiler ya da siz. İyilik yapanlar iyilik bulacak, kötülük yapanlar kötülük bulacak belki de.
Kartımızda da adalet kartı çıktı. 6 numaralı kartımız için bakalım. 6 numaralı kartı umutlarını başka tarafa yönlendirmiş, artık sırtını dönmüş, yüzünü başka tarafa dönmüş ama idealleri, umutları başka tarafa dönmüş bir insan var. Birine karşı kırılabilirsiniz, darılabilirsiniz, küsebilirsiniz. Bir işe de arkanızı dönebilirsiniz ama umudunuzu artık başka bir yere bağlıyorsunuz. Bu da kötü olmayacak. Her ne tarafa yüzünüzü dönerseniz o taraf size daha iyi gelecek gibi. Aslında hani kötü de düşünmemek lazım bunu. Yedinci kartımıza bakalım. Yedinci kartımızda mücadele eden insanlar var. İş yeriyle ilgili olabilir, aile içerisinde olabilir. Bir sevgilinizle mücadele etmek, ilişkiyi toparlamak, ilişkiyi toparlanamadığı için üçüncü kişilerin araya girmesi olabilir. Bir mücadele söz konusu. Bir şey için savaş vereceksiniz, yorulacaksınız, mücadele edeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Burada bir mücadele kartı çıkmış. Her neyse bu konu, o konuyla ilgili mücadele etme zamanı gibi çıkmış. Bir tane kartımızı seçtik. Kartlarımızda da bunlar çıktı. Dediğim gibi ben videonun hep en başında siz her ne dilediyseniz o gerçek olsun inşallah. İyi olanlarla karşılaşın, kötü olanları da, kötü düşünceleri, kötü kalpleri, kötü çıkan her şeyi evrene yollayalım. Hiçbiri bizimle bağlantılı olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.